Arıcan. Evet. Biraz önce telefonla konuştuk. Belediyeden aradım. Evet. O senin adresini öğrenmek için mi? Ben Cem, Gülce'nin babası. Oğlum, oğlum dur. Hayır, Allah ya. Oğlum dur, kaçma. Evinin adresini biliyorum. Dönmeyecek misin o eve? Dur. Oğlum dur. Dur ulan, nereye kaçacaksın? Ah. Oh. Ya deve kuşu musun oğlum? Görüyorum ya. Dur. Ya oğlum kaçma, dur. Buraya gel. Buraya gel bakayım. Buraya gel. Dur. Sakın. Abi bırak beni, kurban olayım bırak. Ne olur ya. Benim bir suçum günahım yok. Ne olur ya. Ulan suçlu değilsen de niye kaçıyorsun ha? Niye kaçıyorsun? Abi korktum, kaçtım. Vallahi korktum. Kork tabii. Bizim başımıza neler geldi senin? Haberin var mı lan? Benim kızım kaçtı lan. Ya abi Gülce dedi, kendi dedi ben geleceğim diye. Benim bir suçum yok. Ulan ya. Ulan suçun yok. O yüzden mi kaçıyorsun ha? Abi kötü bir şey yapacağını sandım. Korktum vallahi. Öyle belediyeye yalan falan bir şeyler dedim. Ben panik oldum yani. Vallahi bir suçum günahım yok benim abi. Yemin ederim yok ya. Yürü gel. Uyudum, su içeyim sana. Arabada su var. Hem bu arada yani abi Gülce niye kaybolsun ki? Ya akıllı, zeki, yani her şeyi biliyor. Yani bir donmuşa bir buraya mı gelemeyecek ki yani? Çok zeki, akıllı kızdır benim kızım. Sen onun özel durumunu anlamadın mı? Aa, ondan mı bazen öyle hani robot gibi yok hayır. O anlamda demek istemedim abi. Vallahi özür dilerim, o anlamda demek istemedim. Yani hani böyle ben şaka yapıyor sanıyordum onu. Hani yapay zeka var ya, onu taklit ediyormuş gibi düşündüm. Hani hem zeki hem yapay gibi. Tam uzatma, ben buraya seni tanımaya geldim. Gördüğüm kadarıyla da iyi bir çocuksun ama işte benim kızım biraz fazla kırılgan, hassas. Yani o kırılsın istemem. Eğer onun tırnağında bir şey olacak olursa ben mahalleyi de yakarım, dünyayı da yakarım. Anladın mı? Dayı, abi yemin ederim biz hani arkadaşça sohbet ediyorduk. Ya sonra Gülce geleceğim dedi, gelmedi. Ben de aradım telefonla hani niye gelmedi, aradım. Ablası çıktı, telefonu bağırdı, çağırdı, kızdı bana. Oh. Ben de sonra bir daha aramadım zaten yani. Bak. Alo. Ha, Alican. Evet, Alican benim. Siz kimsiniz? Ha, oğlum merhaba. Ben Gülce'nin annesi Berda. Gülce'nin annesi mi? Aç, sesini aç. Sesini aç, bana bak. Ben burada değilim, sakın belli etme. Sesini normal konuş. Alo, Alican duyuyor musun beni? Alo, evet duyuyorum. Evet. Şimdi oğlum biz diyoruz ki siz madem tanışmak istiyorsunuz Gülce'yle. Tanışın tabii siz de, arkadaş olun. Ama yalnız olmaz. Biz de büyükler olarak yanınızda olacağız. O yüzden sizi ailece bize davet etmek istiyorum. Bir annenle konuşur musun? Müsait olduğu zaman beni arasın. Tabii olur, olur abla, tamam. Tamam oğlum, haber bekliyorum senden o zaman. Ya. Hey Allah'ım ya. Oh. Abi biz şimdi size mi geleceğiz? Sakın annene bir şey söyleme. Ben bir düşüneceğim. Sonra seni arayacağım. Haber bekle. Bir de beni görmedin, bilmiyorsun. Tabii. Tamam. Tabii. Tanımıyorsun tamam. Abi. Anlaştık abi. Aramızda. Anlaştık canım abi, tamam. İyi hadi. Saygılar. Ne oldu? Niye döndün sen? Kahvaltı için size gevrek almaya gittim. Sabah da çok erken çıkmıştın. Sen kalktığımda yoktun. Evet. Uzakta bir fırın var. Çok güzel gevrekleri.
Oraya gittim. Gülce kalktı o zaman. Kalktı kalktı. Ha. Ablasını bekliyor. Hı. Ben de Ali Can'ı aradım, bize davet ettim. Ya ne dedi? İşte konuşacak annesiyle, haber verecekler bana. Ya, Cem inşallah böyle aklı başına düzgün insanlardır. Yani sabah sabah niye o kadar acele ettin aşkım? Aşkım acele etmedim. Gülce sorup duruyor. Ali Can ne zaman telefonunu bulacak, ne zaman beni arayacak diyor. Hay sordukça ne diyeceğimi şaşırıyorum. Öyle oyalamak daha kötü oluyor. Ya Ali Can buraya gelince ne olacak yani? Gülce daha mı iyi olacak? Ali Can buraya mı gelecek? Yok yok kızım, biz annenle öyle konuşuyoruz. Şöyle Boncu, Ali Can telefonunu bulunca seni ararsa... tanışmanız için onları buraya davet edeceğiz. Yani bizim yanımızda tanışın diye. Ama Ali Can telefonunu bulursa seni arayacak. Bulamazsa arayamaz. O zaman da siz tanışamayacaksınız. Ama bulursa tanışacaksınız. Anladın mı benim güzel kızım? Tamam. Ali Can telefonunu bulacak. Sonra biz onu arayacağız. Eve davet edeceğiz. Sizin yanınızda tanışmamız gerekiyor. Çünkü Ali Can benim sevgili. Aynen öyle Boncuğum. Aynen öyle. Ama bulursa arayacak değil mi? Bulamazsa da aramayacak yani. Bence Ali Can telefonunu bulacak. Çünkü o akıllı. Nedir? Hay başta kabul ettin. Tanışsınlar dedin. Şimdi niye bıdır bıdır yapıyorsun? Çünkü beni mecbur ettin. Her zaman yaptığın gibi. Çünkü Gülce'yi en iyi ben tanıyorum. Onun ruh halini bizden ben daha iyi anlıyorum. Çünkü ben doğduğu günden beri toplasan 3 saat yanından ayrılmadım çocuğumu. Çünkü birimizin çalışması gerek. Yani ben hem çalışıp hem de evde olamayacağıma göre... kızımın hakkında söz sahibi olamayacak mıyım yani? Tamam söyle bakalım, kızının hakkındaki sözün neymiş söyle. Ben tanışmalarını doğru bulmuyorum. Çünkü Ali Can normal. Gülce gibi değil. Gülce anormal mi? Öyle bir şey demek istemediğimi gayet iyi biliyorsun. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Alo. Alo güzelim, ne haber? İyiyim. Telefonunu bulmana sevindim. Kızım annen aradı abi beni. Bizim tanışmamızı istiyormuş. Evet. Sen bize mi geleceksin? Bilmem, geleyim mi? Gel. Ya babam bana kızarsa, döverse falan? Bir kişiye karşı fiziksel, psikolojik veya duygusal zarar verme niyetiyle yapılan eylemlere şiddet denir. Şiddet insan haklarına ve toplumsal normlara aykırıdır ve ciddi sonuçlara yol açabilir. Ha, yani bir şey yapmaz diyorsun. Ya ben merak ettim hani baban nasıl birisidir falan. Hani ondan sordum, hani sen de eminsin kötü bir şey yapmayacağından değil mi? Evet eminim, evet. Tamam o zaman. Ben kapatıyorum şimdi. Güzelim sonra ararım yine seni, tamam? Ha bir de bu konuştuklarımız aramızda kalır değil mi? Sizinkileri söylemez. Neden? Utanırım ben, hani utanırım ondan. Ya bir de hani senle benim aramda ya. Ondan. Senle benim. Geçmiştik önceden biz bu yerden. Acılar dolu, anılar dolu. Hiç yorgun düştün oldu mu? İçimden bağırdım ben, sen duydun mu? Çıkmıyor beynimden sözlerin, nefretin gitmiyor.
çocuk halin. Sevdiğin daha önce de oldu mu? Benim gibi çok zorlu mu? Mutlu olanlar hiç yok muydu? Neden bize ayrılık doğruydu? Of, çıkmıyor beynimden sözlerin. Milyon. Nefretin gitmiyor gözümden. O çocuk. Hadi kalk. Bitmiyor içimde. Günaydın, günaydın kızım. Günaydın, iyi misin? Ne oldu, bir şey mi oldu? Gece yok. Odasına baktım, yatağına baktım, yok. Nerede gece? Anneciğim, ablan Sera'da kaldı ya akşam. Dün de yoktu. Artık hiçbir şey olması gerektiği gibi olmuyor. Her şeye karışıyor, kafam karışıyor. Tamam kızım. Şimdi gideceğim, ablanı hemen alıp geleceğim. 5 dakikaya burada oluruz, tamam mı? Alican da gelmedi. Beni aradı, geleceğini söyledi. Siz de söylediniz ama gelmedi. Haklısın Boncuğum. Yani bu ara çok fazla şey oldu. Yani üst üste seni yoracak şeyler. Haklısın. Ama yani biz her şeyi düzeltemesek bile... Mesela baban şimdi hemen gidecek alacak ablanı. Tamam mı? Düzenimiz yerine gelmiş olacak. Yani kursuna da vaktinde gidebileceksin. Alican'ın da zaten telefonu kayboldu. Onun için... Hayır, o buldu telefonunu. Beni aradı. Geleceğini söyledi ama gelmedi. Onu ben sonra aradığımda da açmadı. Fikrini değiştirmiş olabilir, değil mi? Yani biliyorsun, biz konuştuk seninle bunları. İnsanlara zorla istemediği şeyleri... Alican istedi ama. Beni aradı, gelecekti. O istedi, kendi istedi. Tamam. Peki şöyle bir şey yapalım mı? Ne dersin? Bak, biz Alican'a tam bir gün daha müsaade edelim arayabilmesi için seni. Yani belki bir şey oldu. Yani bilmediğimiz bir şey var. Bir gün izin verelim. Bakalım ne oluyor? Ne dersin? Bir gün yaklaşık 24 saate karşılık gelen bir zaman birimidir. Dünya 23 saat 56 dakika 4 saniyede kendi ekseni etrafında dönmesini bitirir. Buna bir gün denir. O zaman anlaştık.